Şimdi göreceğiniz şey sunumlarınıza gerçekten kalite katacak. Çünkü görselliği çok arttırıyor. Ve keyifli bir sunum yapmanızı kolaylaştırıyor. Bu da nedir? Ekleye geldiğiniz zaman Smart Art denilen bir şey var. Bakın Smart Art grafiği ekle diyor ya. Smart Art nedir? Akıllı grafikler üzerine gidiyor ama çok güzel şeyler var. Bakın yan tarafta ön görünümlerini görüyorsunuz. Çeşitli listeler. Yani şu listeyi buna göre götür, şuna göre götür. Çeşitli hiyerarşiler. Mesela şu bunun müdürü olsun, bu bunun bilmem nesi olsun. Satış hunileri. İşte bu dişli çark dönüyor ama şunun sayesinde satış muhasebeyi çeviriyor, o bunu çeviriyor falan filan. A kapsar B'yi tarzında şeyle işlemler gördüğünüz gibi. Tablolar. Matrisler, piramitler, bu piramidin ikinci aşamasında kim var? Yine resimler. Mesela en basit hiyerarşiyi göstereyim. Geri kalanları siz dizersiniz zaten. Pardon. Tablo yaptım. Bari tablo yapmışken, elimdeymişken bitireyim. Mesela gelirlerden birincisi online satışlar. Online. Bak siz yazın, rahat olun. Hiç font ayarlamanıza gerek yok. O otomatikman sığdırıyor, görüyor musunuz? Diğer metine geldim. İşte lokal satışlar. Satışlar. Ve bakım anlaşmaları diyelim. Mesela sürekli para gelen yerler. Siz bunları yazdıkça en uygun fonta göre hepsini yeniden konumlandırıyor. Dilimleri istediğiniz gibi ayırabiliyorsunuz falan filan. Bunlara sanatlar ekleyebiliyorsunuz. Bakın bu böyle bir çalışan bir yapı ya. Şöyle alayım, pardon. Şöyle alayım. Buna bir tarz ekleyebiliyorsunuz. Biçim dediğiniz zaman şunların her birinin bir tarzları var. Renklendirebiliyorsunuz. Çeşitli farklı renkler verebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bu en basit. Bunu kapattım. Bunu da seçtim, sildim. Bir Smart Art daha ekleyeyim ben size. Bakın Smart Art diyorum. Ve burada bir hiyerarşiyi seçiyorum. Hiyerarşide de gidip işte şu bunun müdürüdür, bu bunun bilmem nesidir diye ekliyorum. Mesela şöyle diyelim. Bakın. Mesela işte CEO. Buraya gelip CEO olarak kim yazacaksınız? Artık ne yazacaksanız oraya yazı yazıyorsunuz. CEO Haluk Tatar mesela. İşte bir alt kişi kim burada? Genel müdür. Siz istediğiniz fontta yazın. Hiçbir önemi yok. Hepsinin sığacağı şekilde ayarlanır. Eğer bir yazcık çekerseniz tek satıra da sığarlar. Yine ayarlanır. İşte buraya Ahmet, Mehmet. Yani sallıyorum şu anda gördüğünüz gibi. Çok da önemli için isimler güncellendirmesin. Hep tabloları oluşturursunuz. Alta mesela işte satış müdürü. Bunu da birazcık genişletebilirsiniz tam sığsın diye. Bunun altına birini eklemek istiyorsanız bütün yapacağınız şeyi dikkat edin. Şekil ekle deyip önüne, altına, sağına, soluna deyip devam etmek. F4'e basarsanız altına bir tane daha ekler. Tablonuzu ayarlarsınız. Tabloyu çekip büyütürseniz bu grafik daha iyi sığar. Mesela şu seviyede birisi vardır satış müdürünün yanında. Onun yanına da birini eklemek istersiniz. Bütün yapacağınız şey yardımcı altına, altına ekle, yanına ekle ya da işte üstüne ekle, sonuna ekle. Gördünüz mü? Bir yanına ekledi. Tablo düzenlemek işte bu kadar kolay. Şimdi bu tabloların bir de şeyi var. Tarzı var işte. 3 boyutlu tablolar olsun. Efendime söyleyeyim biraz daha havalı olsun gibi. Gördüğünüz gibi siz sunumlarınızı ne kadar kaliteli hale getirmek istiyorsanız bu sistem Smart Art'la o kadar kolay. Yani yaptığınız işlem o kadar gerçekçi ve güzel gözüküyor ki karşı tarafa. Smart Art kullanımı sunumlarınıza kalite katacaktır. Tabii ki renkleri de değiştirebilirsiniz. Yani çeşitli kademeler çeşitli renkleri temsil etsin isterseniz şu şekilde ayırırsınız. Mesela satış müdürü bu renk olur, bilmem ne olur falan filan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.